2019 New York Otomobil Fuarı'ndan sevgiler saygılar arkadaşlar. Şimdi Mazda otomobilleri incelemek için bir video hazırlayacağım. Mazda'nın da Türkiye'de popülitesi yok arkadaşlar. Ben öyle biliyordum. Hala da öyle sanırım. Fiyatlardan mıdır yoksa yedek parça bulunmuyor onun için midir? Fiyatlar pahalı mıdır yedek parçalar o yüzden mi? Tam olarak bilmiyorum. Ama arkamda gördüğünüz bu kırmızı Mazda'nın spor arabası. Fiyatları da çok iyi. Türkiye'de de rahatlıkla bu araçı spor anlamında da kullanabilirsiniz. Bunun ben ilk çıktığı yıllarda Mazda'nın test sürüşünü yapmıştım açıkçası. Gayet güzel, keyifli bir araç. Hadi bakalım birazdan Mazda'yı gezelim arkadaşlar. Eğer farklı otomobillerle ilgili videolar izlemek istiyorsanız bu fuarda birçok markanın araçlarını görebilirsiniz. Bunların videolarını hazırladım tek tek. Elinden geldiği kadar bilgilendirmeye çalıştım. Kanalında ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mazda'nın da birçok yeni aracı mevcut. Mazda'nın spor araçlarında fiyatları çok daha böyle uygun arkadaşlar açıkçası. Türkiye'de de bu araçlar. Bakalım burada Amerika'da nasıl durumları. Ama görsel olarak böyle şey gibi arkadaşlar. Maket gibi, dediğim gibi sanki alıp hani eline alıp kaldırıp götürebilecek misin hissiyatı yaratan ilginç makineler. Bu da manuel bir araç arkadaşlar. 2 kişilik bencil bir araç. Köpeğiniz de sizin için arkadaşlar. Kesinlikle kız arkadaşınızı yanınıza almıyorsunuz. Sadece köpeğinizi alıp bu araçla böyle rahat rahat gezebiliyorsunuz. Tabii böyle bir araçta MX-5'te bagaj olayı nasıl? Bagajı görebiliyor muyuz buradan? Nasıl açabiliriz bunu? Herhalde önden açabiliriz. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Evet, arka kamera sistemi var. Buradan gördüğümüz gibi. Gayet güzel, bencil bir araba arkadaşlar. Dediğim gibi sadece köpeğiniz ve sizin için alıp gezebileceğiniz, böyle istediğiniz gibi direksiyonu da ayarlayabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz. Oturup ben de açıkçası bakacağım bu araca şimdi. Hissi yaşayabilecek miyim? Fiyat da burada arkadaşlar. 32 bin dolarmış bu araç. Bunun bir de koyu renkli olanı var. 34.410 dolar gibi bir rakam var. Aralarında ne gibi fark var? Onu buradan göremiyorum. Renkten dolayı olabilir belki. Arada bir 2.000 dolarlık gibi bir rakam var arkadaşlar. Araç hız kadarını bilmiyorum. Hız kadarına bakalım. Bu araçta hız yapılabilir mi? Ne kadar yapılabilir? Onu da görelim arkadaşlar. Göz atalım. Arabaya nasıl bir bagaj koymuşlar? Evet. Çok büyük bir bagaj arkadaşlar. Evet, ufacık, oldukça ufak, tek valizlik bir bagaj arkadaşlar. Daha fazlası da beklenemezdi böyle bir arabadan tabii ki. Bu araçta da maksimum hız olayı arkadaşlar 240 km kadar hıza ulaşabiliyorsunuz. Hayır, ufak dediğim gibi kipli kutusu. Bir arkadaş oturmuş. Oturduğundaki işte koltuğa da sığma görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. Güzel, sevimli bir araba. Yani çok paranız yoksa ve spor bir arabaya binmek istiyorsanız, orijinalinden spor yani, oynamayla falan herhangi bir şey yaptırarak spor bir görüntüye sahip olmanın dışında kendiliğinden spor üretilmiş bir arabaya binmek isterseniz bu arabayı bence tercih edebilirsiniz. Bunun tabii farklı renkleri de var. Burada güzel bir turuncusu var. O da gayet canlı duruyor ama kırmızı bence daha hoş. Burada yine farklı bir modeli var arkadaşlar Jeep'in. Bu Jeep diğerlerine göre biraz daha büyük bir Jeep Mazda'nın. Ön ızgarada gördüğünüz gibi biraz daha farklılaştırılmış bunda. Araç oldukça devasa arkadaşlar. İçerisine de girip bakacağız bu arabanın. Ben açıkçası Jeep'te ön konsol nasıl bir konsol kullandığını çok merak ediyorum. Gelenler geçenler oluyor. Böyle çok ortam müsait olmadığı için kaliteli görüntüler alamıyorum. Bu 9'muş arkadaşlar Mazda'nın. Yani diğer gösterdiğim 5'ti. Bu da 9 serisi. Bir bagaja bakalım. Bu aracın nasıl bir bagaja sahip. Kendiliğinden otomatik gördüğünüz gibi bagajını açabiliyoruz. Bu da 7 koltuklu arkadaşlar, gördüğünüz gibi
7 ama evet arkaya 2 kişi sığar, 3. bir kişi sığmaz, dar arkadaşlar. Öyle. Şuradan basıp kapatalım bagajımızı da. Tabii iç özelliklerine de bakacağız arkadaşlar şimdi. İç özelliklerinden önce de madem buraya kadar geldik, şu fiyat tablosundan fiyatını da bir görelim. Evet, bu aracın fiyatı arkadaşlar bütün her şey içerisinde 47.385 dolar diyor. Karar sizindir. Mazda Jeep'i merak eden arkadaşlar, ön konsolu vesaire öyle görebilirsiniz. Gayet güzel, şık görünüyor arkadaşlar araç. Yani içerisinde kullanılan malzemelerin kalitesi çok net anlaşılabiliyor. Hani bir şeyle, Honda'nın jipleriyle yan yana getirilemez, öyle söyleyeyim. Biraz daha kaliteli bir araç. Mazda'nın şu panelini çok seviyorum arkadaşlar. Hem binek araçta bunu yapmışlar, hem jipte yapmışlar. Çok tarz duruyor. Bu arabada da gayet güzel durmuş. Çantları ve ön rüzgara göründüğü gibi hani kendine has, kendine özel bir araba arkadaşlar. Gayet spor da duran bir araba. Birazcık böyle Porsche Cayenne'ı anımsatan ama onun biraz daha basık modeli gibi diyebiliriz arkadaşlar. Kısımlar gayet güzel, başarılı olmuş. Bagaja bakalım. Bunda otomatik sistem yok arkadaşlar. Elinizle kullanıyorsunuz. Böyle bir bagaj sistemi. Puh, sıfır araba kokusuna da bayılıyorum ya. Peki neymiş arkadaşlar bu fiyatın? Mazda 3'ün fiyatı ne kadarmış? Ona bir bakalım. Evet, bunun farklı serileri var arkadaşlar. 25.000 dolarla 28.900 dolar arasında değişiyor fiyatları. Bir de şöyle iç görüntüsünü bakalım. Buradan gelip Mazda'nın kadranı da herhalde hız kadranı 240 falandır. Otomatik bir araç arkadaşlar. Böyle baktığınızda ekrana da ekranı göremiyorum arkadaşlar. Kaç kilometre hız yaptı? Böyle bir otomobil. Güzel. Bu da Mazda 6 arkadaşlar. Biraz daha gördüğünüz gibi sedan, uzun bir araç. Diğer Mazda 3'ün görüntüsü daha spor duruyor. Tabii bana daha çok hitap ediyor. Ama herkesin zevki ve renkler farklıdır. İç dizayn gayet güzel arkadaşlar. Gayet kaliteli malzemeler kullanılmış. Gördüğünüz gibi döşemeler falan çok güzel duruyor. Şöyle bir direksiyon. Bu arabadaki 160 mil diyor arkadaşlar. O da herhalde yaklaşık olarak 260 falan kilometre hızı görebiliyorsunuzdur. Mile çevirdiğimiz zaman. Gayet geniş, başarılı bir araç şöyle baktığınızda. Etrafına bakmadan önce şöyle fiyatına bakalım arkadaşlar. Fiyat da 36.815 dolar demiş Mazda 6. İki rengi var burada fuara getirdikleri, kırmızı ve koyu gri diyebiliriz arkadaşlar. Aynı serinin farklı renkleri şöyle göstereyim.